arkadaşlar, yeni bir programda tekrar merhaba. Bursa'nın gastronomi tarihini çok büyük altınatlarla yazılmış bir sokaktayız bugün. Fideli Köfte, Can Türk ve İskender Kebap'ın doğduğu yer tarihi Kayan Çarşısı'ndayız. Ve yanımızda köfte evinin sahibi Süleyman Bey var. Süleyman Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biraz öncelikle firmanızdan ve kendinizden bahsedebilir misiniz? 27 yıldır bu sektörün içindeyim. O maşallah. Yani çıkış noktamız kasap köfte. Başladığımız ilk bizim burada firmamızı kurduğumuzda. Ardından işte çeşitli pideli köfte pideli zaten köfte. Kayanın olmazsa olmazı. Sonra işte İskender, lokum. Bunun yanında yaprak döner, hamburger, et çeşitleri ızgara, pirzola, şiş, külbastı. Bu gibi ürünlerle hizmet tarihi ediyoruz. Tarihi Kayan Çarşısı'nda evet. Yeriniz. Evet. Ve kasap köfteden başladık diyorsanız ilk baştan kasap köfteden başlayalım bakalım Süleyman Bey. Nasıl başlayalım. Yapıyormuşsunuz? 27 yıldır bu sektördeyseniz büyük bir ihtimal güzel yapıyorsunuzdur ki Bursalı lezzet severler 27 yıldır sizi burada destekleyerek. Bakalım o zaman. Aynen öyle bakalım. Kasap köfte ile İnegöl köfte arası değişik bir tadınız var. Tabii. Ne kasap köfte gibi çok dağınık, ne İnegöl köfte gibi çok sıkı. Evet. Yumuşak bir köfte. Çocuklar bunu çok sever. Ya buradan yumuşaklığı da... bu etin kalitesiyle alakalı bir durum. Tabii. Yani hani bunun yumuşak olmasının sebebi %20 kuzu eti, %80 dana eti var bunun içinde. O yüzden ve, lezzetle beraber tabii. Yumuşaklığı da bu şekilde sağlıyorsunuz. Ve birinci sınıf et kullanıyoruz kesinlikle. Peki etimizi nereden alıyoruz? Etimizi nereden alıyoruz? Uludağ yolunda kendi çiftliğimiz var. Kendimiz tedarik ediyoruz. Tedarik edemeyiz de yine aynı bu şekilde eşimiz, dostumuz var. Oradan da yetmediğinde tamam, tedarik yani ediyoruz. Bütün et ve tarif sizin ama kendi... Bütün her şey bizim kontrolümüzde alınıyor. Hı-hı. İş yerimize geliyor. Soğuk zinciri... aksamadan şekilde bizim tarafımızdan sıyrılıyor. Çünkü kasabımız da var. Kasabımızda işleniyor. Bunun işte köfteye gidecek yeri köfteye, dönere gidecek yeri dönere. Izgaralık işte antrikotu, bonfilesi, işte kontrafilesi, lokumu ayrılıyor. En güzel şekilde dağılıp gitmesi gereken yerlere yani dağıtılması gereken yerlere yerleri dağıtılıyor. Gidiyor. En doğru yerleri doğru yerlerde kullanılıyor. Kullanıyorsunuz yani. Ki lezzeti bu şekilde standart sabitliyorsunuz. Şimdi o zaman Bursa'nın İkinci lezzeti pideli köfte mi? Pideli köfte. Siz kasap köfteyle başlamışsınız. Pideli evet. Köfteniz de bu bağlamda güzeldir. Ben size de ikram evet. edeyim Süleyman Bey. Tabii. Siz çok yemişsinizdir ama olsun evet. bir kez de yiyelim. Bizim yanımızda yiyin. Şuradan birazcık da yoğurt koyalım üstüne. Aynı köfte değil. Tabii. Pideli köftenin köftesi biraz daha farklı. Evet, farklı. Kasap köfteye göre. Ben şunları da görüyorum burada ama bunları... Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Ben ondan önce pideli köfteye yine bir ayrı bir parantez açayım. Ondan sonra oradan devam edelim. Pideli köfte, Pidecioğlu fırını var burada. Evet. 180 yıllık bir fırın. Pidesi buradan geliyor. Tabii. Etini zaten kendimiz imal ediyoruz. Tereyağında yani 10 yıldır biz aynı firmayla çalışıyoruz. Bizim tereyağımızda, pul biberimizde, kaymağımızda, ekmeğimizde istikrar bizim için önemlidir. Anladım. Personel istikrarı da, ürün istikrarı da. Bunlar asla bize değişmez. 8 yıl önce bize 8 yıl önce gelen bir misafirimiz 8 yıl sonra da aynı köfteyi, aynı tereyağını, aynı zeytinyağını, aynı fasulyeyi, aynı salçayı, aynı ekmeği bulabilir. Her şeyi bulabilecek. Bunlardan kesinlikle taviz vermiyoruz zaten hani yani. Kendi işletmenizde kurduğunuz için çiftlik konusunda. Tabii ki. Dışarıdan malları da doğru kişilerden, doğru yerlerden evet. aldığınız zaman dediğiniz gibi bu şeyi evet. sağlayabilirsiniz. Evet. Bunları salata turşusu yine o. Bir Gederek'te yapıyoruz onları, yaptırıyoruz arkadaşımıza. Hı-hı. Yine bu da biber turşusu ama butik tarzı yapılıyor bunlar. Biraz daha lezzeti farklı. Hı-hı. Yediğinizde görürsünüz. Pul biberimiz yine öyle hani biber değil, normal biberi çektiriyoruz biz. Çekme biber yani evet. Öyle sıradan biber değil. Zeytinyağımızı kendimiz sıktırıyoruz. Zaten fasulyemiz Erzincan'dan geliyor. Erzincan fasulyesi biraz daha piyaza uygun, daha yumuşak ondan oluyor. Köfteyle zaten kasap köfteyle olmazsa olmazı. Bayağı iri duruyor pek. Evet. Yumuşaklığı biraz önemli piyazda. Bir lezzet açısından Erzincan fasulyesi başarılı yani. Evet. Yıllardır da bunu 10 yıldır da aynı yerden aynı köyden fasulyeyi kullanıyoruz.
Acı da ezmenizi siz yapıyorsunuz herhalde. Evet, bu salçamız bizim, zeytinyağlı. Yani daha önceden evde kahvaltılarda yapılan bir acuka herkes tarzı. Acuka. Heh. Aynen. Onun biraz daha sos, yani kibarlaştırılmış hali. Anladım. Anladım. O kadar koyu değil. Kızarmış ekmek ve tereyağı. Kızarmış ekmek, tereyağı. Tabii tereyağı. Süleyman Bey, ben burada lokum görüyorum. Evet. Şimdi bu lokumu da bir deneyelim. Madem kendi çiftliğinizden getiriyorsunuz. Ben şöyle hemen size... Oo, daha keserken ona, ayrılıyor. Onu bence... Yani. Size de şöyle ikram edeyim. Tabii. Lokum. Yani 3 dakikada filan pişiyor. Hemen ızgaraya atıyoruz. Zeytinyağında biraz marine ediyoruz. Zaten yumuşak bir et. Hı hı. Kızgın tavaya koyuyoruz. Tereyağını dışarıdan yakıp üstüne döküyoruz. Yani çünkü çekimlerde... şimdi o çekimlerde de şey yapıyorlar. Tereyağını... tereyağıyla eti pişirmeye çalışıyorlar. Evet. Bu durumda tereyağının yanmasına sebep oluyor. Biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Acı bir tat, tabii, acı bir tat veriyor. Aynen. Aynı zamanda da bonfileyi biliyorsunuz. Bu bir danadan aşağı yukarı 3 kilo kadar çıkar bu et. Aynen. Her yeri kullanılmaz. Bir kilo daha file çıkar. Geriye 2-2,5 kilo kalır. Öyle bir et. Ondan da evet. Bunu misafirlerimiz geldiğinde mutlaka işte biz ya köfte yiyeceğiz, pideyle yiyelim. Ortaya bir tane de böyle lokum mutlaka tadımlık sunuyoruz, söylüyoruz. Misafirlerimize yedikten sonra. Tavsiye ederim ama tabii. Yumuşacık ve daha kesilirken ben şu... Lokum gibi diyoruz. Evet, zaten yani lokum gibi. Zaten lokum. Turkish Delight hesabı. Evet. Dediğiniz gibi çok acı değil. Kahvaltılık bir şeyin birazcık daha zeytinyağlı tarzı. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar da taş gibi. Erimiş şeyler çok sıkıntılı olur. Taze, suyun içinde duruyor zaten. Misafirimiz evet, kıtır, geldiğinde, kıtır. Misafirimiz geldiğinde hemen veriyoruz. Ondan önce önden de tabaklamıyoruz. Evet. O tabaklamadığınız tabii, belli. Tabii. Çünkü kıtır kıtır üstü. Çok güzel. Çok başarılı. Evet Süleyman Bey, şimdi bir başka Bursa lezzeti İskender evet, kebap. Evet. Bunun etini, dönerini nasıl yapıyorsunuz? Bunun dönerini zaten biz söylemiştim. Hani çiftliğimiz var diye. Geliyor. Şimdi kuzularımızın şimdi pirzolası var mesela. Bu pirzolayı aynen, veriyorsunuz. Aha. Bunun en lezzetli yeri kaburgasıdır. Evet. Şimdi pirzola sinirsiz bir et olduğu için, kıymadan geçirmediğiniz için pirzolasını ayrı verirsiniz. Ama aynen, döş en lezzetli. Biz kaburgamızı komple, bütün kuzularımızın kaburgalarını İskender'e çekiyoruz. Oh. Ve %20 dana koyuyoruz. Bunda köfteyle orantı tam tersine. %80 he, kuzu, %20 dana. Bu şekilde yapıyoruz. Zaten döner evi bizim hani bir şubemizde yani olan bir yer başka var. Burada dönerimizi kesiyoruz. Hem toptan evini almak isteyenler kiloyla da alabiliyor bizden bunu. Kiloyla satışımız var. Tabii. Kiloyla da alabiliyorlar bunu bizden. Peki, kendimize de veriyoruz. Köftelerimizi de aynı hizmetimiz var. Köftelerimiz de aynı. Tabii çiğ olarak veriyoruz. Düğünlere veriyoruz. Yani nasıl isterse bizde üretim şeyinde yani sorun yok. Tabii. Sıkıntı yok. Tabii. Evet. Yani evde pideli köfte yapmak isteyenler de onlar için pideli, pideli köfte. Biz komple çarşının hani bir çarşıda birçok noktaya döneri de köfteyi de biz veriyoruz zaten. He. Bizden alıyorlar. Tabii 20 sağ olsunlar tabii. Üretimimiz ona göre, yani kapasitemiz sorun yok yani. Düğünlüktür şeydir yani. Bu tarz şeylerde sizi arayabilirler yani. Tabii. Her zaman arayabilirler. Abi, köfte tabii, yapalım ya da ne bileyim. Tabii ya biz yani yapalım, şey açısından, servis açısından değil. Biz sadece köftesini verebiliyoruz. Ha, anladım. Bizden ne kadar köfte isterlerseler verebiliriz. Ben şimdi dönerinizden de tabii, bir İskender'imizin döneyim, bir tadına bakalım. Şöyle. Tabii ki şöyle biraz patlıcanından da alalım. Ha, evet. Patlıcan hemen yanında. Patlıcan. Patlıcan közleme. Birazcık da pidesinden alalım. Tabii evet, bunun yanında tabii olmaz şıra. Şıra. Pideli köfte ve İskender'in yanında şırayı, olmaz olmazı şıra. Şırayı da mı kendimiz yapıyoruz? Evet. O maşallah. Burada ne yiyorsunuz arkadaşlar? Herkes, her şey buradan çıkmış. Ve Süleyman Bey gerçekten bu işi kaliteli yapmak için uğraşıyor. Oh, şıra da valla anne elinden çıkmış gibi valla. Evet, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Madem siz yerken ben de bir tadına bakma. Tabii. Gerçekten. Şimdi izleyicilerimiz bize diyecek. İşte İskender'in yanına patlıcan koyulmaz diye. Ama etle arkadaşlar patlıcan arası çok güzel gidiyor. Yani evet İskender'de olmaz ama çok güzel bir tat.
Yani. Herkes bunu söylüyor bana. Şimdi o zaman hemen ben de bir hikaye geçeyim. Hı-hı. Gerçek İskender kurucuları. Hı-hı. Yani onlar da hemen İskender bizim şu arkada. Hemen bu şeyden arkadan arkadaydı çünkü hemen şurada. Aynen hemen onlar da Kayan Çarşısı'ndı. Üçüncü dükkan. Tabii Kayan Çarşısı'ndan çıkma. O İskender amca et bulamıyor. Tabii o zamanlarda artık 1900'lü yıllarda mı ne? Artık ne zaman? O gün kardan dolayı mı artık hava şartlarından dolayı mı? Olmuyor. Ya kebabı o gün patlıcanla yapıyor et yerine. Aa. Tabii patlıcanın öyle bir şeyi var yani. Etle bir uyumu var. Tat konusunda. Tabii. Evet. Çok tereyağıyla birleştiği zaman. Evet evet. Ben böyle çok... böyle bir şey hikaye böyle bir var hikaye yani. Geziyor yani. Evet. O zaman biz bu soru olarak da patlıcanı yememize herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki. Çok lezzetli arkadaşlar. Şu ana kadar tattığım her şey gerçekten birinci sınıf. Ve lezzetleri de gerçekten birinci sınıf. Süleyman Bey gerçekten tebrik ederim. Kesinlikle biz bu işin asla, hani şunu kesinlikle söylüyorum, asla tüccarlığını yapmıyoruz. Hı hı. Yani burada biz arayıp fiyat almayız yani. Biz istediğimiz ürünü istiyoruz tedarikçilerimizden. Aynı ürünü bir daha istiyoruz. Bu ürünü yani. Alıyorsunuz. Yani tabii yani yarın başka bir yerde 3 lira fiyat ucuz, 4 lira orada fiyat ucuz, 2 lira orada fiyat ucuz. Ya bunu alalım böyle bir şey yok bizde. Böyle devam ederse zaten tabii. Kaliteyi sürekli koruyamazsınız. Onun için diyorum yani fasulyeci bizim 10 yıllıktır. Zeytinyağı işimiz aynı şekilde 10 yıllıktır. Et işimiz hep aynıdır. Salçası, ekmeği A'dan Z'ye bu şekilde yapıyoruz. Daha iyisini bulursak belki o zaman değiştiririz. Daha iyisini değiştiririz. Aynen. Daha ucuzun değil daha iyisini. Daha ucuzun değil böyle daha iyisi. İyisi. Evet bu sizin mottonuz olsun. Evet. Bir de Süleyman Bey iki tane tatlımız var. Evet. Buraya koyamadığımız daha başka tatlarınız da vardır belki. Kabak yapıyoruz şimdi. Kış şeyiyle birlikte. Kış, evet, süsleç olacak. Tahinli güzel olur. Ama bizim burada olmazsa olmazımız bizim misafirlerimizin en çok beğendiği yemeden gitmediği sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf. Sütlü kadayıfı normal böyle çok yanık değil. Böyle birazcık daha yumuşak yanık değil biraz daha yumuşak şöyle beyaz oluyor bizim sütlü kadayıfımız. Üstüne süt kaymağı koyuyoruz. Bu kaymak da kesinlikle öyle yani öyle yağlı mağlanı krema kaymak değil. Yani bildiğin süt kaymağı. Bildiğin süt kaymağı. Ben günlük ondan... zaten 100 gramlık 150 gramlık sütane kaymaklarını bilir aynen. Şeylerimiz misafirlerimiz. Bunu da yıllardan beri aynı şekilde yaptırıyoruz, getirtiyoruz kaymağını. Kaymak, fındık. Bu şekilde servis ediyoruz. Servis ediyorsunuz. Kemalpaşa'da da kaymak, fındık, tahin. Evet, ona tahin yapılıyor. Çok onun da şeyi çok fazla ama şey tatlısı olduğu için Bursa'nın Kemalpaşa tatlısı olduğu için kadayıfın daha şey tepkiler veriyor. Daha farklı tepkiler veriyor yani misafirlerimiz. Kadayıf şeyden... diyor daha çok yani gelenler özellikle yemeden gitmiyorlar yani. Demek sütlü ki kadayıf süt kadayıf konusunda sütü İşte şeyin hamurun bir tadı. Bayanlar, bayanlar çok beğenir bunu aslında hamurun tatlı. Hafif bir tatlı. Hemen... Evet. Evet hafif bir tatlı. Ya şimdi hamur gibi gözüküyor ama mesela bakın hani böyle şey değil. Nasıl söyleyeyim? Bakın. Görüyor musunuz? Ama hamur değil. Hamur değil. Hamur pişmiş olsa bu zaten tabii bak kıvamlı. tane ayrılıyor evet. Tam beyazdır ama pişmiş. Böyle tadı güzel bu şekilde. Olmuş, yani. Evet. Beğendim yumuşacık vallahi arkadaşlar şişman burayı beğendi. Çıkıp çıkıp gelin yani olmuş yani burası. Bir de Kemalpaşa tatlınızdan. Tabii tabii. Şöyle bir denemek istiyorum. Umarım formumu korumam lazım Süleyman Beyciğim. Bu da çok başarılı. O da başarılı evet. Peynir tatlısı zaten bu. Aa, çok başarılı. Evet. Hani tamam bu zaten hazır alınıp sadece şey yapılıyor ama yok. Ya işte 10 numara olmuş. Yapımı da yani hani diyorum ya onda mesela hani bizde personelle kolay kolay değişmiyor. Hı hı. Personel de hep aynı. Onun şekeri de belli, kıvamı da belli, yapımı her da belli. Şey belli, otomatik. Malzemesi de belli, kaymağı da belli. Bu hiç değişmez. Otomatik yani. Gidiyor. Bir geldiğiniz farklı, bir geldiğiniz farklı. Zaten bayatlama süreci asla değil. Çünkü biz sürekli sirkülasyonla çalışıyoruz. Bir... Tabii. Sirkülasyon olduğu için iş yerimizde yani malzememiz çok elimizde her kalmıyor. Taze tabii, taze, tabii, taze yapıp taze yapıyoruz, veriyoruz. Süleyman Beyciğim, şimdi sokağın başından girdiğimiz zaman bir tarafta çay evi, bir tarafta köfte evi, bir tarafta et evi. Nasıl bir oluşum içindesiniz? Şimdi şöyle, bizim hemen ilk önce diğer eski fakülte, Doğa Çınar'ın orada bir şubemiz var. Köfteci Fahrettin adında. İmalatımız orada zaten. Fahrettin babamın adı. Ama babamın bizim işimizle bir alakası yok. Onu jest olsun diye onun ismini vermiştik. Orası daha kapsamlı büyük bir yer. Oraya gelen grupları falan oraya alıyoruz zaten. Şehir evet, dışından gelenleri otopark, buraya gelmek istiyorlar. Oraya olur. Aktarıyoruz. Aynı ürünler orada da var bu ürünler. Bunun yanında Kayan'da döner evi, kasabımız var. Evet, et evi, köfte evi. Yani şu anda içinde bir de bulunduğumuz.
çay evimiz. Çay evi de yani biz çayı da şimdi içeride yaptığınızda sirkülasyon bazen azalabiliyor. Etle uğraşan tabii. insan. Onun için hem böyle kendimize misafirlerimizi işte yemek yedikten sonra dükkanımızda yer olmadığında hem orada ağırlıyoruz. Çayını kahvesini orada söylüyoruz. İşte buraya geliyorlar, köftesini yiyorlar, köfte alıyorlar, kasabımıza geliyorlar, etini alıyorlar. Döner yemek istiyorsa döner evine geçiyorlar veya yani her yere her servise döner evine oturana köfte evinden de servis geçiyor. Oradan buraya gelene de servis geliyor. Zaten yani hani işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Aynı zamanda zaten çaylarımız da geldi. Evet, Uludağ yolunda da şeyimiz var. Osmanlı Çiftliği diye bir yerimiz var. Kuzularımız tabii burada. Yani kendimiz yetiştirme yapıyoruz burada. Evet. Aynı zamanda hiç, kurbanlık. Hani bir lokantada içilecek bir çay gibi durmuyor. Çayımız hep böyle zaten. Şöyle bir durum var. Yemekten sonra da misafirlerimiz çoğu zaman 2 çay, 3 çay içiyor. Yani çok beğeniyor çayı. Çayımızla. Yani hangi markayla başladık? En iyisini araştırdık bu. Onu yapmaya nasıl başladıysak, nasıl gidiyorsa öyle. Makinede yıkanıyor bardaklarımız. Evet, pırıl pırıl. Yani pırıl pırıl. Misafirlerimiz memnun. Verdiğimiz bütün hizmetlerden dolayı. Aynen. Kayan'da 4 toplamda şubemiz var. Çarşıda. Osmanlı Çiftliğimiz var. Bir de Doğu Çınar'ın da Köfteci Fahrettin olan yerimiz var. Bunların hepsi aynı marka. Aynı. Abim var. İsmail var. Aile şirketisiniz. Abimle ikimiziz. İkimiz işletiyoruz. Bütün firmada. Köfteci tarafı sizde. Evet. Fahrettin babanız. Abim de. Abim de. Babam bizim işimle bir alakası yok. Babamız bize bu işi şey yapan kişi. Bizim bu işe yönlendiren kişi. Biz de Yes olsun diye onun ismini verdik. Ha, yani. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Evet. Babanızın adı orada daha yaşayacak. Evet. İnşallah. Süleyman Bey, bizi burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok çok sağ olun. Lezzetleriniz gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Görüntüleri çok güzel. Lezzetleri çok güzel. Evet. Şişman burayı beğendi arkadaşlar. En kısa zamanda gelebilirsiniz.